defa ilişkilerde yapmamanız gereken şeyler konusunda bir ilişkinin başında yapmamanız gereken şeyleri anlatmak istiyorum. Hani bittiğinde zaten deliler gibi arıyorsunuz, deliler gibi mesaj atıyorsunuz, delice küfrediyorsunuz, mesajlar, sözler. Ama ilişkinin başında yaptığınız hatalar var ki zaten sizi oraya getiriyor. Peki o hatalar neler biliyor musunuz? Diyelim ki bir arkadaşınız size birini öneriyor. Diyor ki bir arkadaşımın kardeşi var, işte o da çok hoş biri, senin de hoşuna gidecek, sizi tanıştırmak istiyoruz. Ya da bilmem ne, bir şekilde bir şey bulup o kişi ne yapıyor? Sizin Facebook'unuza bakmak istiyor ya da Instagram'ı var mı diye soruyor. Instagram'ınıza bakıyor. Instagram'da abuk sabuk bir profil. Çoğunuzun Instagram'ına baktığım zaman bedbaht görünüyor. Yani orada yalnız, işte çaresiz, depresyonda, ne istediğini bilmeyen, bir oradan bir oradan, oradan araklamış, buradan bilmem ne yapmış, bilmem kimin özlü sözünü paylaşmış. Şimdi buna baktığı zaman bir böyle kalıyor, tamam mı? Bu ne diyor? Kızın suratına bakıyor, yine aldırmıyor. Aa, kız güzel diyor. Peki kızın suratına baktığı zaman, paylaştığınız fotoğraflara bakıyorum. Allah aşkına paylaşmayın öyle şeyler. Mesela iki kız paylaşıyorsunuz. Çocuk şöyle düşünüyor. Acaba hangisi? Hay Allah. O mu? Arkadaşı daha güzelmiş. Niye o zaman iki kız paylaşıyorsunuz? Uyardığım şeylerden bir tanesi, sakın ha iki kız fotoğrafı paylaşmayın. Yanınızdakiyle kendinizi boşu boşuna kıyaslatmayın. Onun dışında işte gece bilmem nerede, plajda, şurada burada, zaten bunlardan bahsetmiştim. Yani öyle fotoğraflar paylaşılmaz. Daha böyle hanım hanımcık, yeşilliklerde, güzel, daha Türk filmi, daha bir şey, daha böyle hoş. Kendinizi bile bilmiyorsunuz nasıl poz vereceğinizi. Biraz şöyle şey gibi, hani elinizde bilmem ne kahve markasının şeyiyle, kahvesiyle falan çekilmiş ya da işe gidiyormuş gibi falan fotoğraflar değil. Biraz şöyle şunu görmek istiyor insan. Nasıl bir hayatı var? Birçoğunuzun profiline baktığım zaman orada gördüğüm hayat sıkıcı bir hayat. Çünkü siz sürekli olarak sıkıntınızı gidermek için bir şeyler paylaşıyorsunuz. Ama paylaşmak için paylaşmak başka bir şeydir. Bir şey görürsünüz, dayanamazsınız, onu paylaşmak istersiniz. Birinin daha görmesini istersiniz. Güzel bir şey görmek istersiniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ben bilmem neredeyken, işte kahve içerken, şey yaparken falan böyle abuk sabuk. Bunları yapmayın, olur mu? Çünkü ilk intiba zaten çok önemli. Bir insan sizi gördükten itibaren 4 dakika düşünün. Yani profilinize baktı, 4 dakikayı düşünün. Bir araya geldiniz, 4 dakikayı düşünün. 4 dakikada siz ne yapıyorsunuz onu düşünün. 4 dakikada şunu yapıyorsunuz. Evet, ben de. Ben de çok hoşlanırım. Evet, ne kadar çok ortak yönümüz var. Ya başka şey de olabilir. İlk görüşmelerimi unuttum. Hakikaten çok zaman geçmiş. Ama şöyle, benim istediğim asıl şey karşınızdaki kişiyi birazcık zora sokmak. Engellenmeden aşk olmaz diye bunu sakın unutmayın. Engellenmeden aşk olmaz. Kolay olduğu takdirde hiçbirimiz için hiçbir şekilde çekici değil. Bize vaatte bulunması gerekiyor dedim ya. Şimdi bir engel olmadan o vaat bizim için çok önemli hale gelmiyor. Daha çekici olması için biraz daha peşinden koşmamız gerekiyor. Mesela bunlar çok kolay yaratılan şeyler. Diyelim ki bir kızla buluştu bir erkek. Herhangi bir yerde buluştular. O buluşacağınız yer de çok önemli yalnız. Öyle elinizin kolunuzun nereye koyacağınız, şaşıracağınız türde bir yer olmasın. Daha mütevazi, daha sakin. Hatta bence ilk görüşmeyi sıradan bir kafede, sıradan bir yerde, çay bahçesinde. Ne kadar basit olursa, etrafa takılmayacağınız, gürültü bilmem neyin arasında olmayacağınız, masaların böyle birbirine didik didik olmadığı, daha böyle güzel, hani hava ne kadar güzel dediğiniz zaman gökyüzünü göreceğiniz bir yer olursa daha iyi olur. Havalar şimdi güzelleşti. Bahar zamanı geldi, aşklar başlıyor.
O yüzden daha aşklarınıza başlarken hata yapmayın. Birinci görüşmeye giderken mütevazi olacaksınız. Güzel şeyler giyeceksiniz. Öyle kotun üzerine bilmem ne falan değil. Topuklu ayakkabılarla seksi olacağım diye daha böyle tak takıştır yapmayacaksınız. Şu çok önemli. Taktığınız her takı sizden rol çalıyor. Çünkü o kişi sizin kolyenize bakıyor. Diyor ki bu kolye bilmem kimde vardı ya bilmem kim falan böyle kafasında başka bir çağrışım yapıyor. Hayır, çağrışım yapmaması gerekiyor. Sizin çağrışımları yönetmeniz gerekiyor. O yüzden de mümkün olduğunca hiçbir takı kullanmayın. Özellikle parmaklarınıza yüzük takmayın. Çocuğun kafası karışacak, bunun yüzüğü var acaba ne yüzüğü diye. Kolye takmayın. Kolyenizin nasıl olduğu dediğim gibi size şey yapacak. Bir çağrışma yapacak çocuğa. Ya da bir erkek mesela elinde bir tane bileziğiyle geldiği zaman, hani o bileklikleri var ya onların, ona baktığım zaman ben o erkeğin bütün sosyal şeyini görebilirim. Bu kadar belirleyici olmaması gerekiyor. Önce sizinle ilgili hayal kurmam gerekiyor. Bu hayallerin arasında size odaklanmam için birazcık zamana ihtiyacım var. Önce neye bakacağım? Yüzünüze bakacağım. Dişlerinize bakacağım düzgün mü diye. Mimiklerinize bakacağım. Benimle konuşurken gözümün içine bakıyor musunuz diye bakacağım. Gözlerini nerede kaçırıyor diye bakacağım. Utangaç mı? Ya da tavrı nasıl? Şöyle yapıp garson çağırıyor mu? Hey, hey. Böyle şey gibi, köpek çağırır gibi. Biraz yolunu yordamını biliyor mu? Aslında en önemli şey nazik olması. Mesela iyi misin derse bir erkek. Biraz üşüdün mü? Siz orada o erkeğe aşık oluveriyorsunuz. Şefkat bizi aşık eden şeylerden bir tanesi. Dikkatli olun. Size şefkatli bir söz söylediğinde bir erkeğe hemen aşık olmayın. Şeye devam ediyoruz. İş görüşmesine gelmiş gibi, tamam mı? İş görüşmesinde sorularını soruyorsunuz. Kaç kardeşsin? Annen nasıl? Baban nasıl? Selamlarımı söyle değil tabii. Yani aslında bu görüşmenin yaklaşık olarak 1,5-2 saat sürmesi gerektiğini söylemiştim. Ondan sonrasında siz ertesi gün ya da gece ona mesaj atmıyorsunuz. Artık kalkmam lazım dediniz ya, hani kalktınız. Güzel. Ha bu arada atlaya atlaya anlatacağım. Çünkü kafam tık 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 çalışıyor. Diyelim ki görüşmenin ortasında, hani şu engellenmeden aşık olmaz dedim ya, bu görüşme bitmeden önce bir ara mutlaka tuvalete gidin, olur mu? Tuvalete gittiğiniz zaman şöyle 5 dakikayı biraz geçirin. Eğer bir erkek bekliyorsa ya da bir kız bekliyorsa aslında bir farkı yok duyguların. Şimdiden söyleyeyim, ben kadınlara anlatıyormuş gibi anlatıyorum ama bir erkek için de bu fark etmiyor. O şeye gidip, lavaboya gidip gelme süresi 5 dakikayı geçtiği zaman, hele ki yanında telefonu da varsa, birine akıl sorduğunu düşünüyor. Ve geldiği zaman o böyle biraz ilgisiz olursa, biraz yüzü düşmüş olursa, gözünü kaçırıyor olursa, beni istemiyor diye karar veriyor o kişi ve anında kendini çok kötü hissettiği için daha da yarandırmak için bir şeyler yapmaya başlıyor. İşte sizin bu süreden sonra, yaklaşık 15 dakika süre sonra oradan kalkmanız gerekiyor. Kalktınız, gittiniz, sizi bıraktı ya da bırakmadı. Mümkün olduğunca yok ben giderim deyin. Sizi bırakıyorsa da bıraksın. Yolda tabii konuşacak. Konuşurken siz normal işte yarın erken kalkmam gerekiyor da ya da bilmem ne falan, ertesi gün plan yapmaya çalışırsa ertesi gün için sakın kabul etmeyin, olur mu? Onun yerine yarın çok zor, düşünmem lazım, konuşuruz, haberleşiriz. Bakın ilk görüşmede sürekli yapmanız gereken şey şu: haberleşiriz, konuşuruz, bakalım hayırlısı, kısmet neyse. Biraz böyle ucu belirsiz, biraz engeller işte bu şekilde çıkartılıyor. Sonra eve gidince bana mesaj at derse, eve girdikten sonra bana mesaj at, merak ederim seni derse, o kadar uykum var ki unutursam kusura bakma diyeyim. Tabii ki mesajı atmayın. Mesaj atarsa da okundu yapmayın. Çünkü o gün birazcık engel koymanız gerekiyor. Sonra peki, ertesi gün size günaydın mesajı geldi diyelim. Çünkü çok merak ediyor karşınızdaki kişi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? O zaman cevap vermeyin birinci mesaja. Atlamayın. Hemen tık diye. O sırada WhatsApp'tan yazıyorsa WhatsApp'a girmeyin. Biraz kaybolun ortadan. Sonra tekrar ona herhangi bir şey yazdığında cevap yazacaksınız. Ve cevap şöyle olacak:
sen çok iyi bir insansın. Birinci mesaj. Ama ikinci mesaj. Biz pek birbirimize uygun değiliz. Üçüncü mesaj. Eğer bunu yapmazsanız sizin yaptıklarınız neler? Şunları söyleyeyim. Siz hemen başlıyorsunuz hayaller kurmaya. Zaten o sırada o kişinin soyadı ne? Diyelim ki mesela kaleci. Şebnem Kaleci. Nasıl olur? Çok güzel. Şebnem Kaleci. Evet, çok güzel. Ya durun bir. Niye adamın soyadını tak diye soyadınıza ekliyorsunuz? Sanki tek ayak üstünde böyle duruyorsunuz. Aa, bana fıstık atsın. Ben evlenmeyi teklifi zaten hemen kabul edeceğim. Hayır. Öyle hemen atlamak yok. Onun dışında o size sorular soruyor. Siz her şeyi anlatıyorsunuz. Her şeyi anlatıyorsunuz. Annenizin kavgasını, babanızın kavgasını, hani çocukluğunuzun problemlerini. Ya bir durun. Hani biraz gizemli olun. Yani sorduğu zaman sen anlatsana aileni. Senin kardeşlerin, kaç kardeşsin? Biraz bunları sorsanıza. Ya da hemen mesela sanki o gece şöyle diyenler var. Ya bir buçuk saat sonra kalkman gerekiyor oradan. Ya o kadar güzel konuşuyorduk ki oradan ayrılamadım. Sabaha kadar konuştuk. Çok denk geldik. Çok iyi anlaştık. Ya anlaşmayın. Anlaştıysanız da hemen anlaşmayın. Hemen anlaşma diye bir şey yoktur. Ne böyle hayat kaderiniz karşınıza çıktı. Tak diye hemen aşık olacağınız adamla karşılaştınız. Kadınla karşılaştınız. Hayır. Birinci şeyde biraz kendinizi ağırdan satmak zorundasınız. Bütün her şeyinizi anlatıp dökmeyeceksiniz. O gece sanki evlenmeye karar vermiş, 20 yıllık evlenmişsiniz de bilmem neymiş pozisyonunda durmayacaksınız. Ertesi gün hayatım diye mesaj atmayacaksınız. Dur bismillah, ne oluyor yani? Hayatım, nereden hayatım oluyor? Daha yeni tanıştınız. Ya da o sizi tanıştırdılar ya hani. Siz onunla sevgili olmaya kalkışıyorsunuz. Dur, sevgili olmak değil. Evet, ben seni beğendim, sen de beni beğendin. Artık kısmetse ailelerimiz karar verir deyip çekilin. Korkmayın. Bunu söylemeye korkmayın. Ne olacak? Sizi onun için tanıştırdılar zaten. Sevgili olun diye tanıştırmadılar. Ya da o sırada mesela içim sarhoş olanlar var. Ya ilk görüşmede sarhoş olunur mu? Yani şeye karşı değilim. Tamam, ilk görüşmede gidin, istiyorsanız birlikte olun, istemiyorsanız olmayın. Bunlar değil belirleyen. Ama tek ayak üstünde bekliyormuş pozisyonunda olmayın. Size kaybettiren şey bu zaten. Tek ayak üstünde beklemek yok. Bir düşüneceğim. Bir bakmam lazım. Bilmiyorum, böyle şeylere emin değilim. Hani bir de eski ilişkisinden bahsedenler var. Onu sakın yapmayın ha. Ben çok kırıldım şimdiye kadar. Beni o kadar çok, erkekler hakkında çok korkularım var. Ya çok ilişkiden korkuyorum. Terk edilmekten korkuyorum. Ha durun yani, daha adam sizi tanıyor. Ya da kadın. Erkeklerin şöyle bir yalanları var. Daha önceki ilişkimde çok yaralandım. Beni aldattı. Ya sanki bütün erkekler aldatılmışlar. Hepsinin lafı aynı. Bu da böyle bir şablon, hani kendine bir barikat koyuyor. Bakayım seni beğenmezsem eğer daha önceki ilişkimi sorumlu tutarım falan diye böyle kandırmak için yapıyorlar. Buna da inanmayın, tamam mı? Ya o kadar yaralıysan üzüldüm aslında senin için ama beni çok rahatsız etti bu senin hala eski yaralarından bahsetmen deyip hatta şöyle yapabilirsin. Hiç unutmamışsın. Çok fena eziyet etmiş kız sana. Ay, gülmeden duramıyorum da yapabilirsiniz. Neyse, bu yalan, onu unutmayın. Siz de tabii bütün şecerenizi, kaç kişiyle çıktığınızı, ne zaman çıktığınızı, ne yaptığınızı, hemen ben zaten istemedim, zorla çıktım. Yani durun, mahkemede değilsiniz. Biriyle tanışıyorsunuz. Biriyle tanışmak şöyle bir şeydir. Merve, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aa, çok iyi görünüyorsun. Aslında düşündüğümden daha iyi çıktım, biliyor musun? Aa, enteresan. Teşekkür ederim. Böyle biraz şey olursunuz. Yani nezaket kuralları diye bir şey vardır. Hani böyle peçetenizle oynayın, bir şeyle oynayın, telefonunuzla oynamayın. Telefonunuzu kaldırın. Telefonunuzda gelen sinyalleri kapatın. İkide bir oradan Instagram, bilmem kim bilmem neyi likeladı şey gelmesin. Sonra yemeğinizi söylerken gittiğiniz yerde olabildiğince basit şeyler yiyin. Öyle teferruatla, aman da ben şunu istedim bilmem ne falan, bilmem ne kokteyli falan yapmayın. Kahve için, çay için, düzgün şeyler için, asitsiz içecek için, asitli içecek içmeyin. Hatta dönün, ya sana da dokunur asitli içecek içmediğin böyle. Sigara içiyorsa ona, gerçekten sigarayı çok mu içiyorsun deyin. Karşınızdakinin kötü huylarını engelleyecek bir insan pozisyonu yaratın. Onun
dışında yüzünüz gözünüz fazla makyajlı olmasına, öyle deliler gibi hani şu Instagram'da bilmem nerede sürekli olarak şöyle boyayın, şöyle gözünüzü bilmem ne yapın, ondan sonra yaratık gibi bir surat çıkıyor. Hiçbir şeye benzemiyor, hiçbir doğallığı yok. Hayır, çok az bir makyaj, çok güzel bir konuşma. Çok kendinizi kaybetmeyin, gerçekten böyle mi falan diye dalmayın. Sadece karşınızdaki kişiyi dinleyin. Unutmayın, birinci görüşmede erkekler konuşur, kızlar soru sorarlar. Eğer siz soru sormayı bırakır, erkeklerin sorduğu sorulara cevap verirseniz, sonra kendinizi kaybedersiniz. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum, saate bir baktım, saat 2 olmuş dersiniz. Ondan sonra da çok kötü olur. Onun dışında, hemen o ilk görüşmenin ardından, ertesi gün hani dedim ya, durun bir ama diye mesaj atacaksınız. Bir durun hakikaten, karşınızdaki kişi biraz sizin onu istemediğinizi düşünsün. Biraz heyecan yaratsın, biraz gerilim olsun, sonra arkasından nasıl gelecek bunun devamı diye düşünsün. Hay Allah, kız beni beğenmedi mi, çocuk beni beğenmedi mi diye düşünsün. Ama hemen arkasından, aa hafta sonu ne yapıyorsun, aa bilmem ne, ya da bir şarkı göndermek, ya da hemen şeyi paylaşmak, böyle mekanı paylaşmak, bilmem neyi paylaşmak. Hayır, atlamayın, zıplamayın, tamam mı? Asıl ilişkilerde kontrol edemediğiniz şey, sanki karşınızdaki kişi böyle sizin hayatınızın insanıymış. Hemen gördünüz, hemen oldu, hemen olacak. Hayır, hiçbir şey hemen olmuyor. Önce kendinizi tutmanız gerekiyor. Hanım hanımcık durmanız gerekiyor. Beyefendi beyefendi durmanız gerekiyor. Durun bakalım, öyle garsonlara şık yapmak yok. Ya da bilmem neye, ay bu yemek güzel değilmiş, neden buraya geldik ki diyen kızlar vardır ya hani. Öyle yapmak yok, tamam mı? Öyle çok itici oluyor insan. Sonra böyle dişine raj bulaşmış gibi, ağzını burnunu boyamış kızlar gibi de gitmeyin. Hafif şeyler giyin. Çiçekli elbise giyin. Kot pantolon giymeyin. Topuklu ayakkabı, şu kadar topuklu ayakkabı giymeyin. Rahat bir şey giyin. Yürürken böyle güzel yürüyün. Kalkarken düzgün kalkın. Bırakın sandalyenizi, eğer garson çekmek istiyorsa çeksin. Ya da o çekmek istiyorsa teşekkür ederim deyin. Ya da bir şey söylediği zaman böyle sorular sorma, beni utandırıyorsun deyin. Bu cümleler var ya, o kadar güzel geliyor ki karşınızdaki kişiye. Beni utandırıyorsun. Ya utanmak artık insanların bilmediği bir şey. Böyle utandırıyorsun dediğiniz anda o karşınızdaki insan size nasıl bakıyor biliyor musunuz? Böyle çok eskilerden tanıdığı biriymiş gibi bakıyor. O yüzden birinci tanışmada da biraz durmanız gerekiyor. Sizi biri tanıştırıyorsa evlenmeniz için tanıştırıyordur. Siz kendiniz tanıştıysanız bir ay WhatsApp'tan yazışıp ondan sonra da karşılaştığınız zaman uzaylı görmüş gibi olmayın. Çünkü bir ay yazışıyorsunuz, her şey çok güzel. Ondan sonra da siz gidiyorsunuz, öyle kalıyorsunuz. Bir de bu arada fotoğraf falan gönderip durmayın. Bazı erkekler şunu istiyorlar, bana fotoğrafını göndersene. Ya fotoğrafımı niye göndereyim sana? Fotomodel dergisi misin ya da nesin? Niye göndereceğim sana fotoğrafımı? Seni tanımıyorum, etmiyorum. Ondan sonra o kişiyi etkilemek için zaten erkeklerin yaptığı bir şey var. İnanamıyorum ben onlara ya. Daha görüşmeden, sevgili olmadan böyle abuk subuk fotoğraf isteyen tipler var ya, ya da abuk subuk fotoğraf gönderenler var ya. İşte öyle bir şey yaptığı zaman mesela tepki göstermiyor kızlar. İlişkiler biraz bu yüzden de başlamadan bitiyor. Ya da hemen ertesi gün birdenbire sanki onun helali olmuş, o onun helali olmuş bilmem ne şeyine dönüyor. Pardon. Ama bütün şey o ilk başlarda biraz sakin olmak. Sakin olun, sakin olun. Okey mi? Sakin olmadan olmuyor. Hoşça kalın.